Bir köyde yaşlı bir kadın yaşardı. Çok güzel bir kızı vardı. Kız kirazları o kadar çok severdi ki başka bir şey yemezdi. Öğle yemeği veya akşam yemeği sadece kiraz yemek isterdi. Aslında insanlar ona kiraz demeye başladılar. Kiraz'ın mahallesinde yaşayan akıllı bir kadın vardı. Sadece akıllı değildi, kara büyüde de ustaydı. Ve bahçesinde bir sürü kirazı olan ağaçları vardı. Kiraz onun bahçesine gizlice girer ve kiraz alırdı. Çünkü dayanamazdı. Bu yüzden cadı çok kızardı. Ve kiraz güzel olmasının yanında saçları çok uzun ve ipek gibiydi. Yüzü güneş kadar parlaktı. Özellikleri o kadar güzeldi ki cadı kızgınlığını zar zor tutardı. Bir gün her zamanki gibi kiraz bahçede kiraz topluyordu. Cadı onu gördü ve kızgınlığını tutamadı ve onu çirkin bir kurbağaya dönüştüren bir büyü yaptı. Zavallı kız. O köyün kralının 3 oğlu vardı. Kral da çok yaşlı ve güçsüzdü. Kral oğullarına size bir görev vereceğim. Kim bu görevi tamamlarsa gelecekte kral o olacak. İlk görev, yüzüğümün kolaylıkla geçeceği kadar yumuşak kadife bir kumaş istiyorum. Ve kısa zamanda üçü böyle bir kadifeyi mümkün olduğu kadar çabuk bulmak için çıktılar. Büyük kardeşler pazardan bir sürü kadife aldılar. Ama en küçükleri yürüyor ve düşünüyordu. Pazardan alınan normal kadife babamın yüzünden geçer mi? Çok uzağa yürüdü. Bir sürü yere baktı ama hiçbir şey bulamadı. Çok yorgundu ve nehrin kenarında dinlenmeye karar verdi. Birdenbire nehirden bir kurbağa atladı ve sordu. Söyle bana ne oldu? Çok gergin görünüyorsun. Tatlı bir sesi vardı onu duyduğunda. Adam, bana nasıl yardım edebilirsin ki dedi. En azından söyle bana, neden bu kadar endişelisin? Kiraz anlattı ve kurbağa onu dinledikten sonra dereye atladı. Ufak bir kumaş parçasıyla geri geldi ve bu kumaşı al. Sana yardım edecek dedi. Prens hiçbir şeyden iyidir diye düşündü ve saraya döndü. Saraya yaklaştıkça kumaş ağırlaşıyordu. Kral üçünün de kadife kumaşlarla gelmiş olmasına sevindi. Onlara yüzüğü verdi. Büyük oğlanlar denediğinde sadece kadifenin bir kısmı yüzükten geçebildi ve başarısız oldular. Sonra genç oğlan kumaşı verdi. Herkes bu kadar temiz ve güzel bir kadife gördükleri için şaşırdı. O kadife kralın yüzüğünden çok kolay geçebilir. Bu görevi tamamladım. Prens çok rahatlamıştı. Kral ikinci görev olarak ceviz kabuğuna sığdırılabilecek küçüklükte bir köpek istedi. Tekrar üçü avlarına başladılar. Bu görev daha zordu. Öyle bir köpeği nereden bulabilirsin? En genç prens en yakın vahşi ormanda yürümeye başladı. Uzun süre yürüdü ve sonra yorulunca dinlenmek için aynı nehrin kıyısına oturdu. Birdenbire geçen sefer ona yardım eden kurbağayı düşündü. Hemen sonra kurbağa nehirden dışarı atladı. O prensim, neden yine üzgünsün? Prens tüm hikayeyi anlattı. Bekle, yine sana yardım etmeye çalışayım. Ve tekrar nehre atladı. Nehirden dışarı elinde kuru bir meyve ile geldi. Al bunu ve saraya varınca sihirini göreceksin. Prens mutlulukla saraya yollandı. Büyük abileri bir sürü köpek yavrusu bulmuşlardı ama işe yaramazlardı. Görevi bitirmeye çalışmışlardı. Ama bazılarının başı büyük, bazılarının büyük ayakları, bazılarının uzun kuyrukları vardı. Her ikisi de başarısız oldukları için üzgündü. Genç olan kuru meyveyi kırdı ve sürpriz kabuğun içinde oturan küçük tatlı bir köpek yavrusu vardı.
Kral bu köpeği ceviz kabuğunun içine sığdırmaya çalıştı ve kolaylıkla yapabildi. Prens çok mutluydu. Kral da çok mutluydu. Şimdi sıra üçüncü ve son görevdeydi. Kim en güzel kızla evlenirse o bir sonraki kral olacak. Harika, bu kolay bir görevdi. Büyük ağabeyler güzel gelin aramak için gittiler. Bir sürü güzel kız sanıyorlardı. Bu kolay görevden memnundular ama en genç prens üzgündü. Şimdi bana kim yardım edecek? O küçük kurbağa da bana yardım edemez. Nehire atlayıp güzel bir gelin bulamaz. Düşüncelerinde kaybolmuştu ve yine nehir kıyısına geldi. O kurbağa yine onu karşıladı. Sana yine ne oldu? Şimdi neden endişelisin? Görünüşe göre çok ağlamışsın. Lütfen bana ne olduğunu anlatır mısın? Ve prens her şeyi anlattı. Kurbağa, endişelenme, saraya git. Saraya yaklaştığında arkana bak ama gülme lütfen dedi. Prens bu sefer kurbağaya güvenemedi. Çok gergin ve üzgündü. Sonra saraya doğru yollanmaya başladı. Saraya yaklaşıyorken arkasında birkaç söz duydu. Arkaya baktığında afalladı. Altı büyük sıçan balkabağından bir at arabasını çekiyordu ve çok kocaman bir kurbağa arabayı sürüyordu. İçeride oturan nehirdeki arkadaşıydı. Bu çok garip bir sahneydi ama prens hiç gülmedi. Hiçbir şey anlayamadı. Ne çeşit bir at arabasıydı bu? Burada neler oluyor? Hiçbir şey anlamıyorum. Balkabağından bir at arabası mı? Ve bir müddet sonra tamamen farklı bir at arabası oldu. Çok güzel iki siyah at tarafından çekiliyordu. Arabayı kullanan kişi asker giyimliydi. İçeride çok güzel bir kız oturuyordu. Prens ilk görüşte kızın nehirdeki kurbağa olduğunu fark etti. Üçü saraya girdiler. Her iki ağabey de büyük bir alay güzel kız getirmişlerdi. Ama Kiraz saraya adımını atar atmaz, herkes ondan büyülendi ve güzellik kraliçesi olarak taçlandırıldı. Çünkü o içlerinde en güzeliydi. Benim küçük dostlarım, en genç olan tüm görevleri bitirdiği için bu nedenle bir sonraki kral olarak ilan edildi.